Herkese merhabalar Tonguç evinde orantı çeşitlerini anlatıyoruz Tonguç evladım. Hocam matematikte hocalar öğrencilere orantısız davranıyorlar. En zor soruları bize soruyorlar sonra da sınıfta kalmamıza sebep veriyorlar. O yüzden buradan onlara sesleniyorum hocam sizin nezdinizde. Evladım tabii ki. E, Niye böyle yapıyorlar hocam? Seslenecek Neden? başka bir platform Taksim Meydanı'ndaki sesler Allah Allah ya. <laughs> buradan bütün matematik öğrencilerine yeter artık bu zulüm bitsin. Zulüm değil evladım sana bir şey öğretmeye çalışıyoruz. Saçmalama herkes. Allah Allah Hocam Öyle geçen mi? gün ne oldu biliyor musunuz? Evet. Sınavdan 44 aldım. Hoca dedim ki hocam bir puan daha verebilir misiniz? kağıdı gösterdi bana hoca. Bul bir yer daha vereyim dedi. Göster bir Aa, puan daha verebileceğin bir yer daha evet. göster vereyim dedi. Bulamadın sen de tabii. Ben zaten bu soruları anlamıyorum ki bulamadım ve 44 aldım hocam ya. Yani Allah. Allah. kendisi Yazıklar de. olsun, yazıklar olsun. Gerçekten. Ama yani, 40 biliyorsun 40. ki artık geçme notu 50 canım hiçbir işe yaramayacak onlar. Orantı çeşitlerinde doğru, ters ve birleşik orantı diye bir şey var. Efendim sen doğru musun? Ben doğruyum hocam. Harika. Peki ters olduğun zamanlar var mı evladım? Bazen ters yaptığım oluyor doğru. Harika. Mi? Bazen de ikisinin de karışığı oluyor değil mi? Evet bazen kafam ha. çok karmaşık oluyor hocam. İşte şöyle bir şey var Tonguç. Doğru orantıda bir şey artarken diğeri de artarsa bu doğru orantıdır. Mesela diyelim ki... Mesela sen diyelim ki tek bir insansın değil mi? Evet hocam ben insan, insanım. Kaç tane ekmek yiyorsun günde? Sekiz ekmek yiyorum hocam. Ha, tabii, saçmalama öyle Sekiz tane bir aile değil iki aile falan yersek. Hayır yiyorum. hocam ben ihtiyaçlarımı karşı çok çalışıyorum. Çok fazla bilmiyorum hocam. Peki evladım. Senden Hepsinin iki arasına tane... arasına makarna koyuyorum ayrıca hocam. Tamam senden iki tane olsaydı kaç ekmek yerdi Tonguç? On altı ekmek. Yiyorum. Harika demek ki sen artınca ekmek sayısı da artıyor. Bu doğru orantı. Bak peki Tonguç. Sen bir işi, mesela bir ödevini kaç günde yapabiliyorsun Tomuç? Hiç ödev yapmadığım için bu soruya cevap veremeyeceğim. Pas. <laughs> bir matematik ödevini diyelim ki... Bir saat yapıyorum. Bir saatte yapıyorsun. Peki senden iki tane olsaydı, iki arkadaşınla beraber... O zaman Ola yarım saatte bitirirsin. Harika. İşte burada ters orantı var. İnsan sayısı arttıkça süre azalıyor. süre azalıyor. Harika. Birleşik orantıda bunların karmaşası. Bu da matematik hocaların en sevdiği kısım da burasıdır kesin. En az iki tane orantı olunca birleşik orantı oluyor. Bakalım doğru orantıyla başlayalım. Aa karpuz. Bak Tonguç, 1 kilogramı bir TL ise 5 kilogramı kaç TL'dir Tonguç? 5 Be, TL. Harika. Yani burada bir doğru orantı var. Kilogram arttıkça e, fiyatı da artıyor. Peki doğru. 8 kilogram karpuz kaç TL'dir Tonguç? O yani zaman indirim yapılır hocam ama. 5 kilo. Aa, i̇ndirim yapın. 8 kilo indirim orada <gülüyor> indirim var hocam. Hayır evladım. Bir şeye gittin, markete gittin diyelim. Markette yok ki böyle bir şey. O zaman Market... 8 TL, 8 TL. Hayır manava gitmiyorsun yani. Her 8 TL. Peki Tonguç, yarım kilogramı kaç TL? Yarım kilogram kaç TL tonguç? 50 kuruş. Harika. Ee, o zaman 50 kuruş diyebiliriz. Yani bak kilo arttıkça fiyat artıyor. Kilo azaldıkça fiyat azalıyor tonguç. Mantıklı. Bu kadar buna doğru orantı diyoruz. Peki bakalım doğru orantıyı nasıl yapacağız? Tonguç biri artarken aynı oranda diğeri de artan, biri azalırken aynı oranda diğeri de azalan iki çokluk arasındaki ilişkiye biz e, doğru orantı diyoruz. Mesela kilosu 18 TL'ymiş yok artık. Ne satıyorlar bunlar acaba ya? Nar mı bu evladım? Kestaneymiş hocam. Ha kestane harika. <laughs> kestane Üzerine çizmiş hocam kestane. Evet çizik kestane değil mi? Evet. 400 gram alan tonguç ne kadar para Tonguç şöyle düşün. 1 kilogram aslında 1000 gram değil mi tonguç? Doğru. 1000 gramı 18 TL'ymiş. O zaman 400 gramı kaç TL'dir diye soruyor bize. Şimdi bak buraya ne yazdım Tonguç? Kilosunu yazdım. Buraya ne yazdım Tonguç? fiyatını yazdım. Böyle bir tablolaştırdım tamam mı olayı? Tablolaştırdıktan sonra Tomuş evladım benim doğru orantı altına böyle bir çizgi çekip doğru orantı olduğunu belirtiyorum ve bunun oklarını da şöyle gösteriyorum Tomuş. Bununla bu, bununla bu çarpılacak Tomuş. Böyle bir doğru orantı metodu var. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bak 1000 ile x'i çarpıyorum. bin çarpı x eşittir diyorum. 400 çarpı 18 diyorum. Abicim bu kadar. Bak sonrasında bu sıfırla bu sıfır. Bu sıfırla bu sıfır. Gitti mi kardeşim? O zaman karşımıza ne çıkıyor? 10x eşittir 72 çıkıyor. O zaman x eşittir 7,2 TL çıkıyor evladım. Burayı anladık mı evladım? Süper zeki bir öğrencisin. Demek ki daha az ödüyoruz. Peki x ve y orantılı iki çokluk ise doğru orantı sabitini biz nasıl gösteriyoruz biliyor musun Tonguç? Doğru orantı sabiti x Bölü y'dir Yani iki şey birbirle doğru orantılıysa birbirine bölüyoruz. Anlaştık mı burayı? Anlaştık hocam. Süpersin. Burayı diyorum ona. Burada <laughs> anlaştık. Peki doğru orantı denkliği? Bu denk amca ne? kim hocam? E, lan, bu amca Hüsamettin amca. Hüsam. Cep telefonu e, çok güzelmiş hocam. E, şey yapıyor, sokaklara dolaşıp e, insanların önünü kesiyor, yan kesizlik yapıyor. Güzel bir şey. E, yani... O cep telefonu da en son birisinden çarptı ne kadar ayıp bir şey. Halbuki okusa, eğitim eğitimansa böyle şeylerle uğraşmaz. Evet işte harika. Bunlar öğrenseydi, doğru orantı öğrenseydi böyle şeylerle uğraşmazdı. Yaptığı ters orantı yani. Ya Biraz ama vay şey. be ne kadar saçma sapan matematik esprisi yaptın. Şimdi bak Tonguç'cum bak doğru orantı denklemi ise x eşittir k çarpı y ile bulunur Tonguç. Yani iki şey birbirle doğru orantılıysa birbirine bölünebilir. Evet. İki şey birbirle doğru orantılıysa eşitliğin karşı tarafında olurlar bunlar. Yani bak bunu arttırırsam bu da artmak zorunda kalır. Orantı sabiti ise adı üstünde sabit olduğu için değişmez. Değişmez. Sakin o şampiyon. Bak mesela bir örnek yapayım. X'e diyelim ki e, 3 olsun eşittir K çarpı 6 olsun. Şimdi bak ben bunu 3'ü e, şey yaparsam ne olur evladım? hatta k çarpı 4 olsun tamam mı? Bu üçü 6 yaparsam olur. İki katına çıkartsam K değişmiyor ya. E bu da sekiz olmak zorunda. Olan, evet. ya bu iki katına çıktıysa bu da iki katına çıkmak zorunda ki eşitlik bozulmasın. Yani denge bozulmasın diyoruz. Şimdi bakalım. Of sorular bak. Rezalet, bu kepazelik, rüsvanlık hocam. Böyle soru mu olur? üniversite mi? tarzı soru. Üniversite Gerçekten O evet, kadar Şimdi bak Tonguç'um. Hemen biz böyle bir durumda y ile x eksi bir doğru anlatılıyor ya. Y diyorum. X 1 diyorum. Ve böyle alttan çizgi çiziyorum. Y15. X 6 iken Y 15. Y 15'miş. X 6 iken X 1 de 5 olur değil mi Tom? Mantıklı. X 13 iken Y e kaç demiş. Yani bu 13 iken X 13 iken X 1 12 olur. Bu kaçtır diye soruyoruz. Altına çizgi çizdim mi? Sonra ne yazıyordum? Doğru orantıysa oklarımız çat çut. Böyle dediğim öyle adam. E, o zaman bitti soru. 15'te 12. 15 çarpı 12 eşittir. 5 çarpı x. Bitti bu kadar. E bununla bu sadeleşti mi kardeşim? 3. 3 kere 2. 3 kere 12. 36 eşittir. X çıktı. Pardon özür dilerim. Buna e, y demiştik. Y dememiz gerekiyor değil mi? Y evet hocam. Ya. y değerini bulmuş oh, olduk. Yeah. O, y diyoruz. Süpersin. Bir daha söyle bakayım. O oh, y. Yeah. Harikasın. Bir dikdörtgenin, bir dörtgenin iç açıları sırasıyla 5, 7 falan, falan filan. Doğrusu en küçük açı kaç? Şimdi dörtgen olduğunu biliyoruz Tomuç. Senin için bir dörtgen çizeyim evladım. Hocam bu yamuk oldu. Bu dörtgen. Dört tane kenarı var. Dört. Ha, yamuklar da dörtgen göre, midir? Yamuk gelebilir. Ee, efendim? Yamuklar da bir, bir dörtgen mi? Yamuklar da bir dörtgen. Süper de gelir. Dikdörtgenler de bir dörtgen. Süper. Kareler de bir dörtgen. İnanılmaz dörtgen ya. Üçgenler de bir dörtgendir. Tamam evladım bir saçma. Beş, yedi ve sekiz ile doğru anladı. Böyle bir soru gördüğünüzde <laughs> sana bir taktik vereyim. Köşeli mi soracağım? Zaten böyle şekil falan yaptınız. Doğru orantılı derse bak bu buna 5k, buna 7k, buna 8k, buna da 10k diyebilirsin Tonguç. Çünkü hepsi doğru orantılı ya. Bunlara k'lı şeyler söyleyebilirsin Tonguç. E o zaman biz biliyoruz ki dörtgenin iç açıları toplamı 360 derece. E o zaman 5 7 8 e, şeyi toplarsam, onu 30. toplarsam 30k eşittir 360 derece. Çatara çutara sadeleştirdik. Sakın fazla kendini şey yapma evladım. <laughs> K eşittir. 12'dir. En küçük açıyı soruyor bize. E 5K en küçük açı 5 kere 12 80. 5 kere 12 80. Allah cezanı vermesin. 5 kere 12 60 derece. Tebrik ediyorum seni. Ödüllü sorumuzu yap. Cevaplara gönder evladım. Sana e, doğru orantının taktiklerini gösterdik. Bunları Çok da Tonguçay.com'da video bombardımız devam ediyor evladım. Bu videoyu like etmeyi unutma. Bir önceki ve bir sonraki videomuz nedir biliyor musun herhalde? Hocam bir önceki videoyu izledim. Ondan önceki videoyu da izledim. Ondan önceki Tebrik videoyu, videoyu da size. izledim. Ondan önceki videoyu da izledim. Ondan önceki videoyu da izledim. Saki.